Herkese merhabalar, güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle sizlerle mükemmel bir tarif yaptık arkadaşlar. Bu tarifim bence hepinizin çok seveceği harika bir tarif olacak. Çünkü bugün sizlerle kolajen içeceği yaptık. Fakat bu kolajen içeceği diğerinden birazcık farklı. Bugün daha çok bitkisel kaynaklı olmasına özen gösterdim. Omega 3 ampullerini kullanmadan, kapsüllerini kullanmadan bugün sizlerle yeşil kolajen içeceği hazırladık. Bu kolajen içeceğimiz cildinizde neler mi yaratacak? Tabii ki de saçlarınızın kökten uca besleyecek, parlaklaştıracak, o uzamayan saçlarınızı uzatmak için mükemmel bir tarif olacak. Ne kadar dışarıdan bakım yaparsanız yapın, içeriden de birazcık desteklemeye ihtiyacımız var. Hele ki böyle mevsim geçiş dönemlerinde bence bunu kesinlikle denemelisiniz. Ayrıca tırnaklarımız hepimizin başının derdidir. Uzun tırnakları severiz fakat uzun tırnakları kullanması hem çok zor oluyor çünkü sürekli kırılmalar meydana geliyor. Aslında bu kırılmalar size vücudunuzda birazcık bazı şeylerin eksik olduğunun bir belirtisi olarak sinyal veriyor. Fakat biz bunları çoğu zaman fark edemiyoruz. Tırnak sağlığınız için de yine ellerinizin pürüzsüz olması için de mükemmel bir bakım olacak. İçeriden sizi besleyecek bir tarif. Aynı şekilde zamanla biliyorsunuz vücudumuzda serbest radikaller birikiyor ve zamanla cildinizde kolajen yapılarında çok büyük kopmalar, hatta kolajen üretiminde azalmalara kadar giden sorunlar ortaya çıkıyor ve bunlar sonucunda kırışıklıklar oluşuyor, sarkmalar oluşuyor. Böyle sizi kendinizi mutsuz hissettirecek minik minik lekeler, noktalar oluşuyor. İşte onların hepsini tamamen vücudunuzdan silecek, hem kolajen üretiminizi artırıp hem olan kolajen bantlarınızı arkadaşlar güzel bir şekilde destekleyecek, o fibroblastlarınızı çok güzel bir şekilde saracak, tekrardan güçlü bir hale getirecek mükemmel yeşil kolajen içeceği hazırladım. Şimdi hemen bunun yapılışına geçelim. Baştan aşağı yenileyecek ve sizi yeniden böyle sağlıklı bir cilt için yapılandıracak mükemmel karışımım için gerekli olan malzemeler neler? Bir onları hemen sayayım. Ben burada şöyle bir tane biber kullanıyorum. Onun yanında arkadaşlar ıspanağım var. Biliyorsunuz ki ıspanak demir açısından da çok zengin olduğu için harika bir size besin takviyesi olacak. Burada chia tohumu var. Chia tohumu omega 3 açısından gerçekten hayvansal değil de bitkisel beslenmeyi sevenler için çok güzel bir omega 3 kaynağı. Omega 3 ayrıca Mayalıların dilinde de güç anlamına gelen mükemmel bir kelime arkadaşlar. O yüzden biz de daha çok bugün veganlar ve yine vejetaryen arkadaşlar için biraz daha hayvansal değil de bitkisel besinlerden nasıl kolajen elde edebilirim, hem tadı da daha güzel olacağını düşündüğüm için ben burada chia'yı çok güzel bir şekilde omega kaynağı olarak kullanıyorum arkadaşlar. Onun yanında yer fıstığım var. Tabii ki de olmazsa olmaz bir başka omega 3 kaynağı. Hatta bazı insanlar buna bitkisel tereyağı bile diyor. Tabii ki de ince bir dilim avokadom var. Ve sülfür kaynağımız olan şöyle sarımsağım var. Onun yanında hepimizin severek tükettiği yeşil elmamız var. Bir adet limonum var. Benim burada sizler için hazırlamış olduğum limon suyum var. Ve arkadaşlar şurada şöyle hafif ısıttığım birazcık sütüm var. Fakat burada vegan arkadaşlar için şu tavsiyede bulunabilirim. Ben burada normal inek sütü kullanıyorum, laktozsuz. Ama sizler dilerseniz bunu yapmak. Burada laktozsuz inek sütü yerine sizler badem sütü ya da Hindistan cevizi sütü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok az bal ilave edeceğim. Ve şöyle göstereyim. Bir ampulde E vitamini içerisinde ilave ediyorum ki gerçekten bizi şöyle bomba gibi etki göstersin. Çok güzel bir şekilde cildimizi yapılandırsın. Şimdi öncelikle hazırlamakla başlayacağım. Ben burada yaklaşık 2 çay kaşığı kadar chia tohumu kullanacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki chia tohumu kendi hacminin çok çok üstesinde su ve bunun gibi sıvıları hapsedebilme özelliğine sahip. Direkt şişip jelleşiyor. O yüzden şöyle üzerine ben 2 çay kaşığı kadar chia tohumunun üzerine şöyle 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9, şöyle birazcık daha alayım, 10, şöyle 11, 12 kaşık kadar da sütüm ilave ediyorum. Yine burada hatırlatayım,
Eğer ki vejetaryen arkadaşlar ya da vegan arkadaşlar dilerlerse badem sütüyle de bunu yapabilirler. Badem sütüyle de çok lezzetli oluyor. Ya da herhangi bir inek sütüne intoleransı olanlar, bu tarifimi yapmak isteyenler yine dediğim gibi aynı şekilde badem sütüyle, Hindistan cevizi sütüyle de çok güzel bir şekilde sonuç elde edebilirler. Ben şimdi arkadaşlar bunu şöyle üzerini kapatacağım ve birazcık bunu demlendireceğim ki iyice chia tohumlarım bu sütün içerisinde hapsetsin. Bunları hazırlarken bir başka taraftan da hemen şöyle ben mutfak robotumu alıyorum. İçerisine katacaklarımı atıp arkadaşlar bunların güzel bir sıvı haline gelmesini sağlayacağım. Şimdi öncelikle ben bunun içerisine şöyle elmamdan başlayabilirim. Elmamı birazcık minik parçalara bölüyorum ki robotumun içerisine daha güzel çekilsin. Burada sizler dilerseniz kırmızı elma da kullanabilirsiniz. Yeşil elma da olur. İkisi de çok güzel bir şekilde hem lezzet veriyor arkadaşlar hem de cildinizin o istemiş olduğu C vitamini kaynağı açısından çok zenginler. Bunun üzerine arkadaşlar şöyle benim biberim var. Biberimden birazcık parça parça kesip atacağım içerisine. Biber de aynı zamanda gerçekten severek tüketmemiz gereken en güzel besinlerin başında geliyor arkadaşlar. Sizler de eğer ki normal yemeklerin içerisinde tüketiyoruz ama çiğ tüketmek gerçekten ayrı bir güzel. Salatalarınıza ya da böyle içeceklerinizin içerisinde, smoothie'lerinizin içerisine atarsanız çok daha güzel oluyor. Şöyle birazcık şunu öne alayım. Daha rahat görürsün. Şimdi bunun içerisinde arkadaşlar ıspanağım var. Ispanakların kesinlikle çok güzel bir şekilde yıkandığından emin olun. Hatta böyle dışarıdan aldığınızda güzel bir şekilde sirkeli suda bekletin. O şekilde kullanmanız daha yararlı olacaktır. Ben de şöyle dondurulmuş vardı. O yüzden onları içerisine ilave ediyorum. Ve burada ayrı bir enerji bombası diyebileceğim harika bir şey var. Tabii ki de neyimiz var? Yer fıstığımız var. Yer fıstığından da şöyle 6-7 hatta 10-15 tane atabilirsiniz. Tadını sevenler daha fazla da ilave edebilir. Burada benim sarımsağım vardı arkadaşlar. Sarımsağı dilerseniz yarı kullanabilirsiniz. Ya da bir tane de kullanabilirsiniz. Benim sarımsağım birazcık iri olduğu için ben bunun yarısını kullanacağım. Ama sizler dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şöyle ince bir dilim avokadom var. Avokado içeriğindeki omega deposu olması sayesinde gerçekten çok aşırı besleyici oluyor. Şimdi bunun içerisine birazcık limonumuzun kabuğunu alacağız. Biliyorsunuz ki limon kabuğu gerçekten hem C vitamini açısından çok ama çok zengin. Hem de nefis bir aroma veriyor burada. Ben bu vermiş olduğu tadı çok beğendiğim için her şeyin içerisine, normal yaptığım salataların içerisine de limon kabuğunu şöyle atmaya bayılıyorum. Burada sadece bir püf noktası. Ben limonun beyazını değil sadece üzerindeki sarı kısmını alıyorum. Sizler de bunu bir rendere yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle. Güzel bir şekilde limon kabuğumu ben alayım. Şimdi arkadaşlar bunların üzerine birazcık limon suyu ilave edeceğim ben. Benim böyle daha öncesinden sizleri bekletmemek için taze hazırlamış olduğum limon suyum vardı. 2, 3, 4, 5 kaşık limon suyu koyuyorum. Limon gerçekten C vitamini açısından en güzel depo kaynaklarından bir tanesi. C vitamini arkadaşlar bu kolajenlerin vücudumuza salgılanmasında gerçekten çok önemli bir etki. Hatta olmuş olan kolajenlerin yapısını korumasında da çok güzel bir koruyucu. O yüzden C vitaminini hayatınızdan kesinlikle ama kesinlikle çıkartmayın. Ve C vitamini günlük olarak almanız gereken vitaminler grubunda. Bu yüzden her gün limon, şu anda havalar gerçekten mevsim yavaş yavaş gelmeye başladı. Mandalina, portakal, diğer kırmızı yapraklı, kırmızı taneli besinler de aynı şekilde C vitamini açısından çok zengindir. Bunları kullanın. Normal günlük yaşamınızda da böyle yemek aralarınızda kullandığınızda bile aşırı derece etkisi oluyor ki böyle haftada bir kere, 15 günde bir kere birazcık depo yükleme yaparak cildinizi gerçekten
hem gençleştirebilir, hem kırışıklıkları giderebilir, hem de daha kırışık bile oluşmamış cildinizi koruyabilirsiniz. Saç sağlığı, tırnak sağlığı için arkadaşlar ve cilt deri sağlığı için gerçekten ara sıra böyle ufak püf noktalarla bakımlar yapmamız gerekiyor. Şimdi ben bunun içerisine güzel karışması için suyumdan da şöyle birazcık ilave ediyorum ki iyice ben bunları karıştırabileyim. Şimdi bunun kapağını kapatayım. Makinenin çalışması birazcık gürültülü bir işlem olduğu için ben sizi rahatsız etmek istemedim. Şöyle şu şekilde benim artık bu kolajen bombası içeceğimin bir kısmı hazır. Şimdi buna en güzel püf noktası tabii ki de neydi? Omega kaynağımız olan chia'mızdı. Şurada biz bekletmiştik. Benim chia'larım artık gördüğünüz gibi şişmeye başladı. İyice de güzelce şişti. Şimdi ben bunları da şöyle bir kaşığın yardımıyla bu karışımın içerisine ilave etmek istiyorum. Chia gerçekten burada kolajeniniz için gerekli olan omega 3, omega 6 ve omega 9 açısından çok ama çok aşırı derece zengin. Daha önceden de ben size zaten bir açıklama yapmıştım kolajenle ilgili. Bizim vücudumuz için gerekli olan 3 temel kolajen vardı. Bizim cildimiz için, tırnak sağlığımız, saç sağlığımız için en gerekli olanı tip 1 kolajendi. Tip 1 kolajen daha çok tabii ki de hayvansal kaynaklı. Hayvansal besinlerle olabilir. Fakat sizler çok fazla hayvansal takviyeleri istemediğiniz için ve vegan arkadaşlarımızı, vejetaryen arkadaşlarımı da düşündüğüm için ben bir alternatif olarak bu hayvansal kaynaklı gıdaların yerine acaba neler kullanılarak nasıl bir şekilde böyle güzel bitkisel bir formüle elde edebilirim diye araştırırken omega 3 için gerçekten chia'nın mükemmel bir kaynak olduğunu gördüm. Eğer ki omega 3 balık yağı bugün kullanmayacağım. Onun için chia'yı ben kullanıyorum. Sizler de chia'yı bol bol kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki tane şey vardı. Onlardan bir tanesi bal. Burada balığı yine aynı şekilde isteyen kullanmayabilir ama bence kullanırsanız hem çok lezzeti var hem de aşırı derecede etkisini arttırmış oluyorsunuz. O yüzden şöyle bir tatlı kaşığı kadar balımı ben içerisine ilave ediyorum. Şöyle iyice ilave edelim. Ve arkadaşlar geçen seferki balık kaynaklıydı. Omega kullanmıştık. Eğer ki omega balık yağını kullanmak istemeyen, onlara ağır gelenler olabilir diye ben bu sefer E vitamini ampullerinden böyle aldım. E vitamini kullanacağım. Şöyle bir tane E vitamini ampulü burada işimize yarayacak. Evet arkadaşlar, E vitamini de şöyle içerisine ilave ettikten sonra ben son bir kez daha hepsinin iyice harmanlanması için hepsini iyice karıştırdım. Şimdi bunu artık şöyle açabiliriz. Harika bir görünüşü var. Ben bunun görünüşünü gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü yemyeşil böyle çok tatlı duruyor. Geçen sefer kırmızı kolajen içeceğini yapmıştım. Eğer ki kırmızı kolajen içeceğini de merak edenler varsa aşağıya hem açıklamasını bırakacağım hem de yukarıdan bir yerden size onun kartını bırakırım arkadaşlar. Şöyle artık en sevdiğim noktaya geldik. Bunun sunumu tabii ki de. Görüyorsunuz harika. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle ben bunu geceleri özellikle pazar geceleri yapıp içmeye bayılıyorum. Haftada bir kere yapıyorum. Bir hafta bunu, bir hafta diğerini. Şöyle sizler için alternatif tarifler üretmeye çalıştım. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok leziz duruyor. Eğer ki üzerine birazcık daha süsleme yapmak isteyenler varsa şöyle birkaç tane daha chia tanesi içerisine atıp. Evet arkadaşlar, şöyle bizim kolajen içeceğimiz, yeşil kolajen içeceğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifi beğendiyseniz aşağıdan beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü sorularınızı da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve ayrıca bu tarifimi arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.